Evet elimde çok güzel ve çok keyifli bir kitap var. Seyyah oldum, gezdim gurbet elleri. Evet genç okur yayınlarından yeni çıkan Seyyah oldum, gezdim gurbet elleri kitabını Selim Uğur hocamız kaleme almıştı. Adından da anlaşılacağı üzere bu kitap bir seyahat kitabı. Bir tür seyahatname diyebiliriz. Kısa bir seyahatname diyebiliriz bu kitap için. Selim hocamızın yurt dışında yaptığı seyahatleri anlattığı bir kitap. Ama tabi keyifli bir üslupla ve gençlerin keyifle okuyabileceği bir tarzda kaleme aldı Selim Hoca bu yazıları. Şimdi seyaholdum Oldum Gezdim Gurbet Elleri kitabı bir seyahat kitabı. Dedik elbette nereleri gezmiş Selim Hocamız onlara bakalım. Zaten kitabın kapağında gezilen şehirler ve burada yazılan şehirler yazıyor. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Brazilya, Lyon, Buenos Aires ve Santiago. Şimdi hemen kitabın kapağında Brazilya'yı görüp de ya Brezilya'yı yanlış yazmışlar demeyin. Çünkü burada şehirler yer alıyor sadece. Brazilya'da şehrin ismi. Brezilya'nın başkenti olan Brazilya kastediliyor burada. Yani ülkenin ismi Brezilya, şehrin ismi Brazilya. Böyle bir ayrım yapabiliriz. Diğerleri de Lyon, Fransa'da biliyorsunuz Buenos Aires Arjantin'de ve Santiago'da Şili'de. Yani Selim Uğur hocamız Fransa'dan, Brezilya'dan, Arjantin'den, Şili'den ve mübarek topraklardan yani Mekke ve Medine'den bizlere yazılarını yazmış ve bize sunmuş. Kitabın arka kapağına şöyle bir göz atalım. Bakalım arka kapak yazısı nasılmış. Alplerin, erenlerin, alim ve seyyahların izinde yollara düşmeyi hiç düşündünüz mü? Mesela Hicaz'a varmayı, Beytullah'ı ve Ravza'yı ziyaret etmeyi. Peki Arjantin, Brezilya ve Şili ile Latin Amerika'yı arşınlamayı ne dersiniz? Avrupa'ya uğramak, kadim şehir Lyon'da gezmek, Ron Nehri'nin kenarında yürümek ister misiniz? O halde hazırlanın. Bu kitap sizi uzun bir yolculuğa davet ediyor. Seyyah olup yollara düşen yazar, heybesine doldurduğu hatıra ve notları bu kitapta bir araya getiriyor. Haydi, yolcu yolunda gerek. Az önce de söylediğimiz gibi Mekke ve Medine hatıraları yani aslında Selim hocamızın Umre Hatıraları burada yer alıyor bu kitapta. Zaten kitabın herhalde yarısından fazlası bu Umre anılarına ayrılmış diyebiliriz. Ee, bu açıdan yani Umre'ye gitme niyetinde olan kişiler için de müthiş teşvik edici yazılar diyebilirim. Yani ne yapıp edip artık Umre'ye kesin niyetinizi koyacaksınızdır. Bu yazıları okuduktan sonra o kadar net, o kadar sade ve o kadar güzel anlatımlar var ki burada. Gerçekten oraları bizzat kendiniz görmek isteyeceksiniz. Mesela ben açık açık bu şekilde niyet ettim. Daha önce Umre'ye gitmek nasip olmadı. İnşallah bakalım Allah nasip ederse biz de Umre'ye gitmek istiyoruz. Yani bu yazıları okuyan da ne pahasına olursa olsun Umre'ye gitmeye, o toprakları ziyaret etmeye niyet edecektir diye düşünüyorum ben. Bunların haricinde tabii Arjantin, Fransa, Brezilya, Şili gibi kolay kolay ziyaret edilmeyecek, kolay kolay gidilmeyecek yerleri de kaleme alması ayrı bir Yanını ortaya koyuyor kitabın. Yani evet pek çok kişi belki Umre'ye gitmiştir. Pek çok kişiden Umre anısı duymuşsunuzdur. Tabi ben Selim Hoca'dan da ayrıca duymanızı okumanızı tavsiye ederim. Ee, ama mesela bir Şili hatırası, bir Brezilya hatırası, bir Arjantin hatırası kolay kolay duyulacak şeyler değil. İşte bu kitap bize bunu da sunuyor aynı zamanda. Evet, önceden tabi seyahatnameler çok daha farklı bir yere sahiplerdi. Mesela bir tarihi kaynak olarak kabul ediliyordu seyahatnamelerin büyük bir kısmı. Günümüzde ise seyahatnameler artık günümüzde seyahatnameler belki yerini vloglara bıraktı ama hala bu tarz seyahatnameleri görebiliyoruz çok şükür. Tabi eskiden bir tarih niteliği vardı, bir haber niteliği vardı seyyahların, gezilerinin, seyahatlerinin. Fakat artık her an, her olaydan haberdar olduğumuz için artık seyahatnamelerin o tarihi niteliği kaybolmaya yüz tutmuş diyebiliriz. Tabi e şöyle de önemli noktalar var. Mesela medyanın bize sunmadığı bazı şeyleri, bazı gerçekleri seyyahların kaleminden de e hala okuyabiliyoruz. Yani tarihe not düşme işi tamamen yok olmuş değil. Medya teknolojileri ne kadar ileri giderse gitsin böyle bir yanı var hala seyahatnamelerin. Evet belki bilenleriniz vardır. Benim de üniversitede öğrenciyken özellikle yurt dışı tecrübelerim olmuştu ve Mostar dergisine bunları da uzun uzadıya yazmıştım. İnşallah o çalışma da yakın bir zamanda kitaplaşacak ve bizim de bir seyahat kitabımız çıkmış olacak. Tabi üniversite öğrencisiyken yaptığım seyahatlerdi bunlar. Yani 2016'dan beridir yurt dışına çıkma gibi bir şeyimiz olmadı. Bakalım nasip belki bundan sonra hele kitap çıktıktan sonra belki tekrar bir yurt dışı seyahatleri silsilesi bizi bekleyebilir. Evet konuyu dağıtmadan ben tekrar kitaba geçeyim. Seyyah oldum gezdim. Gurbet elleri kitabı sadece gençlere değil yetişkinlere de hitap ediyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi genç okur yayınlarından çıktığı için sadece liseliler, ortaokul öğrencileri vesaire okur diye bir ön yargı olabiliyor maalesef. Ama ben bu kitabı liselilerin de, üniversite öğrencilerinin de Yetişkinlerin de keyifle ve istifadeye bir şekilde okuyacağını, o yüzden tekrar tekrar söylüyorum mutlaka bu kitabı okuyun. Hani soruyorsunuz ya şimdi yaz aylarında, tatil zamanlarında abi hangi kitabı okuyalım? İşte bu kitabı okuyun. Böyle de bitirelim.